Tamam. Levent selam. Selamlar. Nasıl haberler? Üçüncü haftaya geçtik herhalde. Evet. Vallahi başvurulara devam ettim. Geçen hafta kaç tane başvuru yapmışım? Biraz diğer önceki haftalara göre az sayıda aslında. 5, 6. 6 tane başvurum oldu. Bir tanesiyle konuştuk. Ama ilerlemedi. Diğer beşinden de ses gelmedi. Ya bunların hepsine bu arada 5'ten az başvuru varken Bu arada ben 6 başvuruyorum. tanesi de biriyle konuşuyorsan gene şey güzel. Oran iyi mi? İlk şey geçmiş yani oranı iyi. Ben şu anda 6 başvuru yaptım. 3'üyle konuştum ama ilk 30 saymazsan, çünkü ilk 28'e başvurdum hiç geri dönüş alamadım. Çok yanlış başvurmuşum çünkü hani hep geçmiş ilanlara başvurmuşum. Ondan sonrakiler sanırım 10'da 1 falandı. 10'da 12'de 1 falan gidiyordu. İlk işi aldıktan sonra şey oldu. Hatta ben 10'da 1 görüşüyordum. 5'te 1 görüştüklerinde işi alıyordum gibi düşün. Öyle bir şey olmuştu ilk başta. Bunun için sanırım 50 ya da 60 tane başvuru, 68 de doğru. 68 başvuru yaptıktan sonra ilk işimi Aynen aldım. söylemiştin. Biraz şey, ilk şeyi anlıyorum biraz. Sancılı. İlk taraf sancılı, biraz şeyin enerjim düşmüş. İlk taraf biraz sancılı. İstersen şeylere bakalım. Bir, 6 başvuru az. Onu biraz daha hani minimum 10'da tutmak gerekiyor her hafta. 10 veya 15 civarında. İki, şeylere bakalım. Geri dönüşü aldığın ilan hangi karakteristikteydi? Diğerleri hangi karakteristikte? Hani Tamam. fix olur, saatlik olur. Sana şey izni Ekran verdim bu okuyayım. arada. Ekran paylaşma izni verdim. Tamam. Bir onlara bakalım. Bir de şey paylaşıyor musun? Loom ya da Vidyard. Abi hepsinde Loom artık. Hepsinde paylaşıyorum. Peki, Loom tamamıyla paylaşıyorum yani. izleniyor mu hepsi yoksa izlenmiyor mu? Yani son zamanlarda view gelmiyor. Maili gelmiyor. O zaman şey olay, hani senin başvurularında değil, karşı taraf açmıyor aslında. O yüzden başvurun içeriğinde bir iyidir, kötüdür bir şey yapamıyorum. İstersen Evet. şey de aç. Aynı zamanda Loom'la mı başvuruyorsun, Loom'la. Vidyard'la mı? Eğer şey yoksa, özel bir kayıt yoksa Loom'u da açacağım. Ama Açalım. emin değilim. Yo açalım. Loom son videomu gösteririm. Şimdi şöyle. Mesela son başvurduğum bu konuştuğum şeylerden biri Google AdWords'de Data Recovery ve Hard Drive Data Recovery kelimelerinde reklamları yayınlanmıyormuş. Rakibinin yayınlanıyor. Ondan sonra bunu nasıl çözeriz diyor. Ben de şeye bakmak lazım dedim yani. Panele bakmak lazım dedim. Belki landing page'te sıkıntı vardır. Belki işte quality score'un düşüktür. Bu tarz şeyler olabilir diye yazdım. Bak, I need to check your Google Ads account first. Is it possible to arrange a call so you can share your account's detail with me and I can understand the problem? Peki bu sana geri döndü mü? Bu döndü işte. Süper. Thank you for interest. Do Ben you buna target şey audience? yazardım mesela. Hiç şeye girmezdim. Bir cover letter'a gelir misin? Gene geri dönüş yapmış ama ben bir şey yapayım. Kısaca yorumlayayım. Mesela cover letter'da hiç böyle yıl olayına falan girmezdim. Direkt şey yazardım. Possible solution or possible reasons are these deyip 4-5 tane madde yazıp direkt gönderirdim. Hiç şeye gerek yok. Adam böyle okuyup zaten şey yapar. Seninle iletişime geçer ya da profiline bakar. Orada profiline baktırmak önemli. Genelde ben artık son başvurularda şey yapmaya başladım. Hiç şeye dikkat etmiyorum artık. Böyle giriş gelişme sonucuna dikkat etmiyorum. Dan diye giriyor mu? Tam diye giriyorum böyle. Çünkü adam böyle hızlıca bakıp ha sonuç gördü mü? Tamam görüyor. Tamam, mantıklı abi. Şimdi şeye bakayım mesajlara. Bak ama şeyi sildim artık. İstanbul'da yaşıyorum, Evet, böyleyim, evet. şöyleyim. Scroll eder Mesaj misin? nerede? Scroll etmen Ha? gerekiyor. Aşağı doğru scroll etmen gerekiyor. Aha. Thank interest. Do you target other keywords in Google Ads on the work properly? Yes, other keywords work properly. I contact Google and I can try to create new conversions here. If it's work. Okay, şey demişsin yani. Bu yaklaşım da mantıklı. Çözebilirsem 100 dolara verebilirsin. Aynen. Ben de şey yapıyorum genelde. Bu şekilde yaklaşıyorum. Çünkü bazen yani sonucu bilmiyorum. Adama ben sırf çalıştım diye de para isteyemem. Sonuç üretmediğimden Evet. sonra. İstediğini veremezsek. Tamam.
kola doğru yönlendirdim. Dönmedi. Tamam. Burada genelde şöyle oluyor. Peki hemen mi yazdın cevap olarak? Dakika ve saat olarak. 19 dakika hemen sayılıyorsa. Hemen yazmışsın. Tamam abi, burada en azından şey olmuş. Sana yazacak kadar şey bulmuş. Başvurunu değerli bulmuş. Burada genelde şöyle oluyor. 3-4 tanesini yan yana açıyor. Ben genelde bir işe başvurduğumda hoşuma giden bir işse sürekli şeyi açık tutuyorum. Upwork'un desktop app'i var ya, onu sürekli açık tutuyorum ki adam beni böyle turuncu değil yeşil görsün. Direkt yazsın diye. Direkt yazınca da ilk cevaplamaya çalışıyorum. Hani bu kaydı başlatmadan önce de birisi yazdı ya bana. Direkt cevaplamaya çalıştım. Çünkü o aşamada şöyle oluyor. 3-4 tanesini böyle yeni sekmede açıp şey yapıyor. Hoşlarına gittiğine bak. Hatta şöyle 10 tanesini açıyor. Eliyor. 3 tanesi kalıyor. 3 tanesine aynı şeyi yazıyor. Ya da aynı brief'i veriyor. Ya da onları tek tek yazdığın cover letter'a cevap veriyor. Ondan sonra bekliyor böyle bilgisayar başında. Hangisinden cevap gelirse ya da hangilerinden cevap gelirse onlarla konuşup bağlıyor. O yüzden şöyle olmuş olabilir. Belki birisi aktiftir direkt o anda. Bu şans işi artık. Ve direkt döndüğü için onunla konuşmaya devam edip bitirmiştir olayı. O yüzden eğer şeyse, ben genelde bilgisayar başında olduğum için böyle 2-3 dakikada bir şey yapıyorum. Ya da iki ekran kullanıyorum mesela. Ekranın bir tanesi köşesinde küçücük bir şey açık oluyor. Upwork'ün bu desktop app'i açık oluyor. Arada ona tıklıyorum ki aktifliğim tekrardan gelsin. Sonra çalışmaya devam ediyorum. Zaten mesaj gelirse de şey oluyor. Orada görüyorum direkt, cevaplıyorum. Bir de Upwork'ü böyle küçültürsen Messenger gibi oldu. Yani eski kafalı olduğum için. Bu Messenger böyle küçücük kalıyor. Orada sadece çok küçük alanda şey yapıyorsun. Şeyleri, gelen mesaj olursa görüyorsun. Tamam, hani 6 başvuruda bir tane oran çok iyi bu arada. Cevap olarak. Ya bu arada şey, yani ben bugün falan baktığımda RSS'i falan da kurdum bu arada. Burada şeyleri de yazdım. Direkt böyle bazılarına geç kalmışım. Bazılarında da abi zaten bir anda 10-15'e çıkmış yani. Bir anda 10-15'e çıkıyorsa o şeyleri belki RSS'den kaldırıp, gerçi RSS'de olmaması gerekiyor. Sana niye geliyor ki onlar? Vallahi bir iki tane geldi öyle. Yani şöyle, mesela şuradan Recent Search Google Tag Manager bakalım. Şeyden ara, yukarıdaki. Ha tamam, Recent'ten gidelim. Okay. Bak mesela şu. Ama bir saatte 10-15'i bağlıyor. Bir evet. Saat. Evet. Bir saatte maalesef. Maalesef öyle. Yani saldırıyor insanlar. Abi şöyle olacak. Bu, sen hangi şeyi kurdun RSS şeyine? Senin şeyi ya. Upwork şeyinde anlattığın. Turuncu RSS olan. Heh, turuncu olan. Orada benim açık geliyor sürekli. Mac mi kullanıyorsun? Ha, Mac kullanıyorsun. Tamam. Sağdan şey geliyor değil mi? Notification geliyor. Evet, evet. Ben böyle çalışırken notification geldiği anda basıyorum. Bir içeriğini okuyorum. Hoşuma gitmezse kapatıyorum. Hoşuma giderse de şey yapıyorum. Direkt onu dolduruyorum eğer işe ihtiyacım varsa. Daha sonra diğer işime geri dönüyorum. Yani yazında şey vardır. Normal süreci durduran, pause ettiren önemli iş vardır. Upwork şu bir gün boyunca, mesela dünden beri benim için öyle. Ben çalışırken eğer Upwork'ten bir notification gelirse işlerimi durduruyorum. Ona tıklıyorum, içeriğini okuyorum ve 15-20 dakika içerisinde başvurmaya çalışıyorum. Eğer hoşuma giden bir işse. Zaten RSS bot 5 dakikada bir çalışıyor. O yüzden en geç 5 dakika sonra sen haberdar oluyorsun bir iş ilan çıktıktan sonra. Direkt şeyim bu şu anda. Diğer bütün işlerim atıyorum ikinci planda. Ve RSS bot benim için birinci planda. Ben geldiği anda böyle hiç 10-15 dakikada, yarım saat, bir saat beklemeden direkt içeriğini dolduruyorum. 15-17 içeriğine göre bazen böyle cevapları çok net bildiğim oluyor mesela. Pat pat böyle 3-4 tane öneride bulunup gönderiyorum. 9. dakikada başvurmuş oluyorum mesela. 4 dakika sürüyor. Bazen ama ortalama 15'te 20 dakika içerisinde başvurmuş oluyorum hoşuma giden ilanlara. O yüzden sen de şey yapabilirsin. Bir saat hiç beklemeden bu şekilde başvurmaya devam edebilirsin. Bence o zaman şey, yani hızlı şekilde başlamak işe almanın en kritik aşamalarından biri mi diyorsun? Evet, çünkü sen diyorsun ki loom videoları gözükmüyor. Gözükmüyorsa
Kavu Letter'ında Ama bir de Loom videolarına inan 5'ten aşağıda olanlara ver attım. Gene gözükmüyor. O Yani zaman herhalde hepsine ben 5'ten aşağıya sadece başvuruyorum. 5-10'a hiç başvurmuyorum. 5'ten aşağı attım ve gene gözükmedim. O zaman da şeye Aynen. bakmak Ben sana gerekiyor. at mesela gel bir tanesini açayım. Bir de Loom video bakalım nasıl olmuş. Loom videoya şu anda bakmaya gerek yok. Şundan dolayı problem şu anda orada değil. Hani funnel optimizasyonu gibi düşün dijital Evet pazarlamada. evet orada değil. Şu anda şey açılmıyor. 5'ten aşağıdaki ya da 10'dan aşağıdaki ilanlara gönderiyorsun ve profilin açılmıyor. Buradaki iki şey var. YouTube'a şey yazar mısın? Yeni sekmede ister gizli sekmede YouTube aç. Oradan da Upwork neydi o ya? Şeye ulaşacağız. Hani seni nasıl değerlendiriyorlar? Evaluation. Hire a freelancer yaz. Ya da hire a freelancer falan yaz. O ekranı şey yapalım sen ekran paylaşırken. Tamam. YouTube'dan şey yapar mısın bir video ya da evet YouTube'dan video olsun. Tamamdır. İstersen birini aç eğer ekran paylaşıyorsa. Ha bak bir sağdakine sanırım var. Upwork'ün Bunu da ekranı. var. Var mı? Ha orada var. Şeyi kapat. Sesini full kapat. Şeye kadar Neyi ilerle. kapatayım? Sesini full kapat. Şeyin. Videonun. Şeye kadar ilerle. Seni seçtikleri ekran var. Heh. Ekran niye bu kadar kötü? Kaliteyi artırır mısın? P. Bu videonun kalitesi kötüymüş. Buradan mı seçiyorlar diyorsun? Bu invite tarafı devam et abi. Buradan seni şey yapıyor. İlgili eğer iş aldıktan sonra konuşacağımız kısımlar invite ediyor. Şimdi review kısım var. O tarafa geliyor mu ona bakalım. Yok full konuşuyor abi. 20 tane. Yok full konuşuyor. Sanırım o geliyor ama. Bir tık daha mı şimdi? Bilgisayar şu an yanıyor. İkinci ekran kullanıyor musun? Yok. Tamam, ikinci ekran çok kasıyor. Bunlar başvuranlar mı? Bunlar gene arama yapmış abi. Hire ediyor. Tamam. Ama şöyle düşün. Bak bu şekilde gözüküyorsun sen tamam mı? Hiç şey yapmana gerek yok şu anda. Bir durdurur musun? Tam o ekranı bulamadık ama bu şekilde gözüküyorsun. Adam burada sana neyine bakıyor? Hani para kazanmanın en önemli şey tamam mı? Ama para Evet. kazanmadıysan fotoğrafın çok önemli. Title çok önemli. Ve ilk yazdığın 2-3 cümle çok önemli profilinde. Hani Tamam. skill'leri zaten çok iyiydi senin profiline baktığımızda. Şimdi ilk şeye bakalım. Photo filler mıydı? Ben şeyde paylaşmıştım Slack grubunda. Hatırlıyor musun? Feeder. Photo filler. Bir saniye. Sana chatten gönderiyorum. Abi beni buraya almalılar ya. Şöyle ben buraya login oldum. Ondan sonra fotoğraflarımı koyacaktım. Fotoğraf koyma ekranında hep böyle şey çıktı. Fotoğrafları upload edemediğim bir şey çıktı. Burada başka browser'dan falan da denedim. Buraya ben fotoğraf koyamadım. Sonra kendim bir fotoğraf çektim. Onu koydum. Şey yapsana abi. Foto filler'ı bir açsın o zaman bir oraya bakalım. Çünkü optimize edeceğimiz 3 tane konu var. Hani şeyden başlayalım. Fotoğraftan başlayalım. Ha şimdi çıktı ha. Vallahi şimdi çıktı. Upload. Tamam buraya koyalım. Şimdi ben şey yapıyorum abi. Ne olduğunu göstermek için ekranımı paylaşmak istiyorum ben. Ondan sonra Tamam. tekrardan sana döneceğim şimdi. Bu biraz vakit aldığı için. Bir dakika. Foto filler. Ha. Bir saniye. Şimdi ekranımı paylaşıyorum. Tamam. Şöyle. Ben şimdiye kadar abi şununla gittim. Tamam mı? Şu fotoğrafımla. İlk Aha. başta. Ama burada mesela komponent yani işine hakim diyor ama çok da
böyle çalışılası bir insan gibi durmuyormuşum mesela burada. Likeable Tamam. 6.6 bunun üzerinde. Ama şimdi sort diyeyim burada. Total score. Şurada. İşte farklı farklı en kötü bu çıktı mesela. Bunda laf olsun edendim ama hiç ummadığım bir fotoğraf vardı. Şu fotoğrafım her yerde kullandığım. Bu hem component çıktı hem likable çıktı mesela bak 8.7. Hem de influ bak şeye geldi yukarıda. Aynen. İyi. Peşin geldi bir tane. Influencer yani her şeyi bayağı yerinde çıktı. Ben daha sonra buradan buraya transfer ettim kendi fotoğrafımı ve şey yaptım. Ondan sonra ilerledim. O yüzden buraya şey yap abi. 4-5 tane fotoğraf ekle. Haklısın, tamam. Parça parça ekle. Şimdi burada da vote kısım var. Nasıl kredi kazanıyorsun? Sağ üstte vote var. Ben burada bu adam mesela component duruyor mu? Durmuyor. İşte likable mı? Deyip geçiyorum böyle. Mesela component duruyor. Influencer yes. Burada şey kazanmaya başlıyorum. Kredi kazanmaya başlıyorum. Daha sonra insanlar benim fotoğrafımı oyluyor bu sefer. Ben bu kredi kazandıktan sonra karşılıklı tamamen. Mesela 28 kişi oylamış. 24 kişi oylamış. 49 kişi oylamış. Benim için kendi görüşümden daha önemli. Çünkü karşıdaki beni şey yapıyor, değerlendiriyor. Ve 3 tane şey var ya optimize etmemiz gereken. Bir tanesini bu şekilde eliyoruz. Tamam. İlk Bunu bunu haftaya yapmış oluruz. Tamam. şey yapalım. İlk bunu çıkartalım aradan. Şimdi ekranı paylaşır mısın? Paylaşayım. Şimdi iki şeye bakalım abi. Bu proposal'ın hiçbir önemi yok. Madem şey gelmiyor, Loom videosu izlenmiyor. Demek ki şeye tıklanmıyor. Hani başvurduktan sonra profile tıklanmıyor. Bir düzgün fotoğraf çektik diyelim. Ki bize göre düzgün değil, karşıdaki kullanıcıya göre. İki, şimdi şey gözüküyor. Senin o soldaki alt profillerinden bir tanesi gözüküyor. Ve title'ın gözüküyor. Ve I have been working in the online marketing industry diyor ya. İlk paragraf o gözüküyor. Yani bizim optimize edeceğimiz üç tane kısım title, fotoğraf ve bu ilk paragraf. Şimdi YouTube videosuna geri döner misin kapatmadıysam? Tamam. Şimdi şey hayal edelim kendimize. Top rated'ımız yok. Diğer hiçbir şeyimiz yok. Bu arada top rated olanlar falan genelde çok ya çok dolu oluyorlar veya bizim başvuracağımız ilanlara çok başvurmayabiliyorlar. Göreceği düşük ücretli olduğu için. O yüzden gene şansımız var. Hani her başvuran top rated değil. Şimdi bak burada şey olarak hayal edeceğiz. Şimdi kendi başvurduğumuz ilanlara bakacağız. Ama profil fotoğrafın, title'ın ve ilk paragrafın sadece çok önemli burada. Okey. Şimdi şeye geri dönelim. Başvurduğun ilanlara geri dönelim. Ve profiline ne kadar alakalı ona bakalım. Profil bir dursun burada. Yeni, sağdaki sekmede proposal var sanırım. Oradan da şeye bakalım. Başvurduğun ilanlara bakalım. Yes, proposal. Buradan cevap gelmeyen birkaç tane şey açsana yeni sekmede. 3 tane falan. Ben genelde ikinci ekranı kullandığımda şey oluyor. Bilgisayar deli gibi ısınıyor. O yüzden teke geçtim. Bak şundan gelmesi lazımdı yani. Ha, tamam. Implement Google Tag Manager and Facebook Retargeting Pixel on Shopify site. Sen buna hangi profiline başvurdun? Analytics'e başvurmuş. Tamam. Data Analytics profilini açar mısın? Ya yani, Facebook Pixel yok. Yok gerek yok zaten. Data Studio Expert, Google Analytics Tag Manager, Data Studio Expert. Title'ı belki şey yapabilirsin. Title güzel bu arada.
Belki Google Analytics / Tag Manager / Data Studio Expert desem belki böyle kısacık olabilir. / Tag Manager. Tamam. Gene email. Daha sonra demiş ki... Abi bu iş çok rahat bir iş mesela yani. Sen $30 demişsin mesela. 5-10 bak çok da proposal yok hala. Peki $30 demişsin. Taking across my Shopify website. That while I have read your job position and meant to return pixel to your website today. Today demişsin. Bak o da çok iyi. Hani anında yapabilirim. I've experienced in Shopify website like adacron.handloom.com. Here's my Loom video. Peki bu Loom videosu izlendi mi? Şimdi İzlenmedi ya. Biz izleyeceğiz sanırım. İzleyelim mi? Yok yok şeyden dolayı değil. Hani bunun analitiksine bakar mısın? Loom'un analitiksi var. Hani kaç view geldi yazıyor. Sağ üstte şey var. Böyle üçgen. Onun solundaki. Şimdi bir çıkabilir bu arada. Ben bunu şeyden niye bu bana bunu şu an yönlendiriyor ki? Bir şey yüklemek istemiyorum ki. Zaten şeyin var abi. Aynen. Bende app var zaten. App var. Peki profiline tıklar mısın sağ üstüne? Geldi. Ah geldi. Buradan. Sanırım başka bir şeyle Gmail'le giriş yapmış olabiliriz. Ha şu an öyle bir şey olabilir evet. Bundan bu uyuşmadı değil mi? Evet. Burada ilk defa giriyorsun sanırım. Neyse abi şeyi boş ver. Salla ama şeye bak lütfen. O video izleme almış mı almamış mı bak. İzleme almadıysa bir fotoğraf olabilir. Title'ın da çok kötü değil yani. Gördüğüm kadarıyla. Ya ben şans hak yani şans verilir ya. O kadar da birisi okunmayacak tarzda değil. Ben biraz ona şey oluyorum şu an. Ama başvuru bak 6 tane başvuru yapmışsın daha. Hani minimum 20 olsun. Hiç gelmezse o zaman problem vereceğiz ama 20'de 3 tane falan geliyorsa görüşme o zaman da şey değil. Bir problem yok. Çünkü sen şu anda daha önceden işe almış insanlarla yarışıyorsun. O yüzden evet. Şeyler çok düşük olacak. Başvurular çok düşük olacak. Ama bir kere burayı yırtabilirsek abi senle bu bir ay da sürebilir hiç fark etmez. Ama Upwork profilin kapatılmadığı sürece belki ömür boyu sana kenardan dolar getirecek bir şeyin olacak. Full time, long time işin olacak. O yüzden bir ay boyunca 100 tane başvuru yap. Tamam. Çok da şey kendime not alıyorum. Şey yapalım abi. Title okay. Bence şeyin de güzel. Data Analytics profilindeki ilk giriş yazısı da çok fena değil. Ama belki fotoğrafında sıkıntı olabilir. Tamam fotoğrafı deneyeceğiz aynı. Oraya 4-5 tane fotoğraf şey yap. Onu olabildiğince erken yap. Çünkü fotoğrafı en iyi fotoğrafı oraya koyduktan sonra başvuru yapacağın için sen bugün 4-5 tane fotoğrafı şeye ekle. Hatta tek tek ekliyorsun sanırım. Photo Filler'a ekle. Başkalarını değerlendir. Senin karma puanı var. Artıyor böyle. Arttıktan sonra onu bir gün falan izin veriyorsun. O puanlarla seni değerlendiriyor 30 kişi, 40 kişi. Ondan sonra ikinci fotoğrafı ekle. Sonra üçüncü fotoğrafı ekle. Senin zaten 3 günün şeyle gidecek. O fotoğrafları değerlendirmeyle gidecek. O esnada belki yarım saat. Çok bakmana gerek yok. Dijital marketing ve data analytics tarafındaki 3-4 tane profile bak. 3'er 4'er tane profile ve title'larına bak. Belki sertifika almış anlamındaki certificate gibi bir kelimeyi de geçirmek mantıklı olabilir. Yani benim sertifikam yok bu arada da. Ya olabilir abi şey yapıyorsun yani şu anda recording'deyiz ama Google'da arama yapıyorsun sertifika sonuçları çıkıyor. Toplamda 15 dakika falan sürüyor sertifika almak. Öyle çok önemli bir şey değil. Aynen yani. Çok çok ilginç zaten de. Mor'a tıklar mısın bir profilinde? Profilinde nereye tıklayayım anlamadım. Aşağıda mor var. How can I help tarafında. Şuradaki mor. Ha tamam.
Tamam. Bir de şey ekle abi lütfen. Portfolyo kısmını az gördüm. Gözüm ucuyla gördüm ama. Portfolyo. Aynen, tamam. Oraya dashboard ekle. Ha şey yapalım mı demiştik sana. Sen de mi demiştik abi? Dashboardlara bakalım diye. Evet. Ama vakit yaratamadı ikimiz de. Aynen. Bakalım. Yarın şey yapalım istersen. Tamam. Dashboardlara bakalım bir yarım saat. Çünkü gösterebileceğin dashboard var abi. Onun üzerinde Google Spreadsheet'te hiç çalıştığın şey var mı? Roadmap olur, dokümantasyon olur, başka bir şey olur. Google Spreadsheet'te mi? Aha. Google Spreadsheet'te KPI tabloları falan var. Onlar olabilir. Ekran görüntüsü alıp belli yerleri kapatıp ya da dummy data şey yapabilirsin, ekleyebilirsin. Bir de mesela Google Ads'te bir prosesin var mı ya da Facebook reklamlarında Growth tarafından hani şirketi büyütmek için bir prosesin varsa onu şey yapabiliriz. Portfolyo olarak ekleyebiliriz. Ben bu şeyi kullandım. Nasıl diyeyim? Bu prosesi kullanıyorum şeklinde bir portfolyo olabilir belki. Evet, tamam. Anladım. Bunları 2-3 gün içerisinde yapmaya çalış. Bu son 3-4 gün içerisinde yani bir haftada bir görüşüyoruz ya bir 10 civarında yere başvur. Ben eminim ya. Hani en az 2 tane görüşme gelecek seninle. Tamam. Aynen, bunlara yarın odaklanayım. Tamam. Okeydir. Tamam o zaman. Tamam, yarın ben bunlara bakıp bir şey olursa sana yazarım zaten. Tamam, şeyden yaz. Slack'ten ya da WhatsApp'tan da Aynen. yazarsan şey Tamam, yaparım. süper. Gönderirim. O zaman kendine iyi bak. Haftaya Sağ görüşmek ol, üzere. vaktini ayırdığın için. Tamam, görüşürüz.